Evet kıymetli Kadıköy Sokak ailesi golvar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin sizlere selamlarını ileterek videoma başlamak istiyorum. Transfer sezonu bittiği için artık sahte aboneler, sahte üyeler gitti. Adamlar kaldı. Hepinizi tekrar tekrar selamlıyorum. Bana tahammül ettiğiniz için ve ayrıca bu kanala her türlü desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar Türkiye Futbol Federasyonu Ankara Altı Galatasaray maçının ve bu hafta oynanacak bütün maçların planlandığı statlarda oynanmasını kararlaştırdığını açıkladı. Yani Ankara Gücü Galatasaray maçı Eryaman Stadında oynanacak sevgili arkadaşlar. Zaten Sercan Amzuoğlu'nun özel haberiydi. Artı Sercan Amzuoğlu birkaç da bilgilendirme yapıyor. 3 kulübün stadı kapatılabilir diyor. Malum kulüp yok arkadaşlar. Ankara Gücü, Kayseri spor ve Rize Spor. Stad zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması istendi. Aksi halde bu haftadan sonra zeminler belirlenen şartlarda belirlenen şartlara uymazsa bu statlarda maç yapılmayacağı kulüplere bildirildi diyor. İşte aksi gibi Fenerbahçe de Rize Spor deplasmanında bu hafta. Yani işin bir de o kötü tarafı var. Bence şimdi Galatasaray'ın yangını bittiğine göre Fenerbahçe başlaması lazım. Şimdi Ankara gücü Süper Lig takımı olduğu için zeminin sorumluluğu Ankara gücünde. E, Kimde olacaktı hocam? Erzincan Spor'dan olacaktı. Gençler bilen ortak kullanıyorlar sahayı. Zeminin yoğun maç trafiğinden etkilenmemesi için stadırı kullanan birincilik takımı Gençler Birliği ise Maçlarını başka statta oynaması gerekiyormuş arkadaşlar. TFF bunu belirlemiş. Bilginiz olsun. Şimdi bu konu dışıydı. Ama aslına bakarsanız konu içiydi. Niye? Türkiye'de futbolda adalet hani neredeyse imkansız gibi bir hale büründü. Ve Fenerbahçeli olup da hani Türk futbolunda adalet olduğuna inanmak akıl tutulması. Şimdi Ankara gücü maçına dair de birkaç bir şey söyleyeyim hani notlarımın arasını almışken söyleyeyim de sonra asıl konuya geçeceğim. Olabildiğince de artık videolarda sizi sıkmadan kısa kısa net anlatacağım. Arkadaşlar Murat Aşık diyor ki Ankara gücü teknik heyetinden bir haber geldi. Emre Belezoğlu ve ekibi geçen sezonki 7-0'ın ardından kendilerini Galatasaray'a karşı ispat etmek istiyorlar demiş Radyo Gold'e. Şimdi bu bana çok çok özür dilerim ama salakça geliyor. Yani Emre Belezoğlu ve ekibi şöyle yapacak böyle ya abi yani bu insanlara biraz şey gibi göstermiyor böyle onursuz, haysiyetsiz, sanki geçen sene bilerek maçı vermiş gibi. Ya bu söylemler hoş söylem değil. Şimdi Emre Belözoğlu da futbolcular da takımda bir şeylerin farkındadır. Neyin farkındadır mesela? Bu tip maçlarda eğer yüreğini ortaya koymazlarsa başlarına gelecek şeyin farkındadır. Bu milletin lafı falan değil. Küme düşme mücadelesi arkadaşlar bu. Bu küme düşme mücadelesi. Bu hani 3 puanın çok ötesinde bir olay. Ya anlatabiliyor muyum? Ancak ben burada bir yanlış anlaşılmanın önüne geçeyim. Emre Belözoğlu Galatasaray'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 5 karşılaşmada bir galibiyet, iki beraberlik alarak Galatasaray'a aslında 3 kez çelme takmış. Yani algının tam tersi. Ha gelelim Emre Belözoğlu maç satıyor diyenlerin Twitter trolllerine diyor sevgili Furkan. Fenerbahçemiz ise son 13 maçta Galatasaray'a karşı sadece 2 galibiyet almış. Ya bir insana iftira atarken önce kendi kapısının önü temizleyeceksin diyor. Beraberliklerin birinde rakip takımın hocası Fatih Terim. Hani Emre'yi A takımı alan ilk hoca. Maç satacak ki Emre bu mantığa göre diyor. Emre tam galip gelecek. Mustafa Muhammed'in 90 artıda kornerden beraberlik golü var diyor. Hatırlatıyor. 1-0 arena mağlubiyetinde ise aslında iyi oynuyor ama top Deniz'in eline çarpınca Deniz Türüç'ün maçı penaltıdan kaybediyor. Yani baktığınız zaman arkadaşlar... Aslında e, belki de dört kez çelme takacakken üç kez çelme takmış oluyor. Hani bana diye birçok arkadaşım da bunu so günlük hayatımda söylüyorlar. Hocam Emre Yatar, Emre Satar şöyle böyle. Ben artık herkesin şerefine bırakıyorum. Fenerbahçe futbol A takımının da şerefine bırakıyorum. Bu kadar şey yaşandıktan sonra şerefiniz varsa çıkacaksınız. 13'te 13 yapacaksınız. Şampiyon olacaksınız. Bu kadar basit. Hani ben niye Ankara gücünü bekleyeyim? Ben niye öbürünü bekleyeyim? Ben niye şurubunu bekleyeyim? Ben niye onları bekledim? Niye benim onlara bağlı? Bir takım düşünün sezon boyunca kötü oynuyor, son maçını kaybediyor, son maçtan dolayı küme düştü. Ya cahil misiniz siz? oraya kadar gelirken ne oldu? Asıl meseleye gelelim. Yayın ihalesi Türk futbolunun rezaleti. Kulüpler Birliği bugün yani 14 Şubat günü kendi gündemiyle saat 12.30'da toplandı. Saat 14'de yayın ihalesi komisyonu toplanıp gelen teklif zarfları açıldı. Komisyonda TFF Yönetim Kurulu. Kulüpler Birliği adına Ali Koç bak TFF Yönetim Kurulu ve kulüp e, Kulüpler Birliği adına da Ali Koç, Dursun Özbek ve Göksel Gümüşdağ katılıyor. Bakın. 3 kişi. 3 temsilci var. Burayı da anladık. Ben e, niye bu kadar üstünde durduğumu şimdi video bittiği zaman anlayacaksınız. Yayın ihalesi için Saran Medya, Beyin Medya Grup Teknazasyon, Teknazyon Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Stats Performans Perform şartname almış. 5 tane e, şey şartname almış. Ben burada Saran Medya'yı, Beyin Medya'yı alıyorum. Yanlış anlamasın. Teknasyon yazılım e, saygı duyuyorum. Ve Stats Perform saygı duyuyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'na da tabii ki de saygı duyuyorum. Ama benim burada ana meselem burası. Ana yuvacıyı karıştırma hocam demeyin karıştıracağım. Şimdi henüz bazı şeyler belli değil. Bugün ilk teklifler verildi. Sonra Kulüpler Birliği talep ettiği teklifi sunacak ve süreç biraz sürecek. Yani bugünkü fiyatlar bugündür. Yarın artacaktır. Ertesi gün artacaktır. Daha da artacaktır. Burayı anladık mı? Şimdi burayı anladık. Burada bir sıkıntı yok. Yani bugün 5 verdilerse yarın 6'ya çıkabilecekler. Çıkacaklar. Çıkmak zorundalar. Yoksa ihale kalır. Şimdi Türk futbolunun Galatasaray diye bir sorunu var. Galatasaray taraftarı diye bir sorunu var. Nasıl Galatasaray taraftarı? Galatasaray taraftarı bilen medyanın kesinlikle ve kesinlikle devam etmesi gerektiğini, saran medyanın devam almaması gerektiğini savunuyorlar. Ve Saadettin Saran'ın Fenerbahçe'ye başkan olursa süperlik ihalesini almasının etik olmadığını düşünüyorlar. Yani bunu diyen kulübün e, beni konuşturmayın. Beni gerçekten konuşturma. Bunu diyen kulübün TFF'de başkanı var. TFF'de as başkanı var. Bunu diyen kulübün kurullarda üyeleri var. Derin devlette adamı var falan filan deniliyor. Hani nerelerde nelerin olduğundan bahsediyorum. Yayıncı kuruluşu bu alırsa böyle olacakmış. Hadi onu da geçtim. Hadi onu da geçtim. A Spor yıllardır Türkiye Kupası'nın şeyi yayıncısı. Trabzonlu bir ailenin sahip olduğu bir firma. Ki Yanlışım yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının ailesi mi ne? Ya yani düşünün. Yani A Spor Trabzonspor'un gibi düşünün. Biz bir gün lan A. Spor Trabzonspor'un Türkiye Kupası orada olmasın, şaibeli olur, hep Trabzon'a verirler dedik mi? Kimse de demedi. Hatta herhalde Trabzonspor A Spor'da yayınlandığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Ben öyle hatırlıyorum. Neyse. Fenerbahçe'ye başkan olsun Süper Lig ihalesini alması etik değildir demiş. Şimdi ben de şunu söylüyorum. O zaman Galatasaray taraftarı şöyle yapalım. Federasyona başvurun deyin ki artık bizi kollamayın deyin. Adaletli yönetimde Fenerbahçe hak ettiği şampiyonluğu alsın da Ali Koç da bunlar devam etsin deyin. Saran da almamış olur. Bence böyle daha adaletli olur. Şimdi yayın ihalesine katılanlar. Kulüpler Birliği'nin sosyal medyaya yansıdığı kadarıyla 100 milyon dolar teklif ediyor. Hani biz alacağız, biz kendimiz pazarlayacağız diyor 100 milyon dolara. Saran grubun 140 milyon euroluk bir teklifinden bahsediyor. TRT'nin valla neyse Selçuk Sports'un 1 milyon Endonezya rupisi, rupisi devre arası sınırsız müzik ve eğlence bir de iş insanı Ali Bey ile tanışma imkanı diyor. Bu yani Selçuk Sports kimse ben onu destekliyorum. Çok güzel şartname vermişler. Kendilerine de buradan selamlar olsun. Yaz beni Twitter'da takip etmedikleri için de hoş karşılamıyorum. Galatasaray TV ya yani BN Sports'un teklifi de başka. Şimdi bunu da konuşacağız. Burada tamam. Kısım kısım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Saran medya. Evet asıl baba yere geldik. Bu arada bir şeyi çok iyi hatırlatayım. İhaleye giren komisyon şu kişilerden oluşuyor ve takımları. Yani Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş'ın dik duruşu, Türk futbolunu düşünmesi, 3 kulübün Türk futbolu için çırpınması ligin kaderini belirleyecek. Bakın, buradan ne karar çıkarsa çıksın Galatasaraylıların kararıdır. Buradan hangi karar çıkarsa çıksın Türk futbolunu batırdılar mı, sattılar mı, ihanet etmediler. Ne olursa olsun, ben karışmıyorum. Hepsi Galatasaraylıların kararıdır. Çünkü burada 3 tane baskın kişi var Galatasaray'la. ve Galatasaray kongre üyesi ve Galatasaray'ın başkanı birisi. Biri başkanı, ikisi kongre ve yüksek divan kurulu üyeleri. Birisi Fenerbahçe Başkanı, birisi Trabzonspor'un delegesi diyeyim. Hani Trabzonspor'un temsilcisi diyeyim. Öbürü de Beşiktaş temsilcisi. Burayı da anladık. Çok güzel. Saran Medya yayın ihalesinde küstürdüler adamları. adına devreye girdiler. Bien Sports'un teklifinin de üstüne çıktılar. Üstüne çıkmak ne kelime? Öttürdüler. Öttürmek ne kelime? Mahvettiler, perişan ettiler, perte çıkarttılar. Bien Sports 3 milyar 900 milyon TL arkadaşlar az önce ben NTV'deki alt yazıya baktım 33 TL diyor euro için yani 33 TL diyor 3 milyar e, 900 milyon böl 33'e 118.181 milyon euro yapıyor herkes bunun haberini verirken 120 milyon diye verdi bakın anlayın diye anlatıyorum 120 milyon euro diye anlattılar 118.181 milyon Bak 118 milyon 181 bin 818 e, euro. Anlaşıldı mı? Burada anlaşıldı. Sara'nın ki 140 milyon euro. Bakın 140 milyon euro. Yağız Sabuncuoğlu TFF BN Sports ile pazarlık halinde. Saran Medya'nın teklifine geri dönüş olmadı. Bir şey söyleyeceğim. Daha ne kadar satacaksınız Türk futbolunun marka değerini? Nereye satacaksınız? Nasıl satacaksınız? Bu nasıl bir olay? TFF BN Sports'ta pazarlık halinde Sara'nın teklifine geri dönüş olmadı. Bu nasıl bir ihanet Türk futboluna? Devam edeyim. Kulüpler Birliği şartnameye uygun şekilde Euro ile en yüksek teklifi yapan ve teminat mektubu veren Saran Medya'nın teklifine geri dönüş olmamasından dolayı sert tepki gösterdi. Kulüpler Birliği. Ya beyinsizliğin bir raconu var. Bir seviyesi var. Bunlar seviye atlama peşindedir. Buna rağmen bir sporcu seçenler Türk futbolunun katilleridir. Ben size söylüyorum. Şu masadaki arkadaşlar bir sporcu seçiyorsanız siz Türk futbolunun katilisiniz. Türk futbolunun hainisiniz. Türk futboluna ihanet ediyorsunuz demektir. Ya seçimden sonra bak demeyeyim demeyeyim. Seçimden sonra döviz kuruyla ilgili bir sürü senaryo üretenler var. Yani döviz kurunun artmasından bahsediyorlar. Yukarı yönlü bir ivmeden bahsediyorlar. ki. Artık bana mantıklı normal geliyor arkadaşlar. Ben bana sorsanız hocam elimde 100 bin lira param var. Derim ki ne iş yapacaksın? Hocam et, yani kenara attım duruyor. O zaman euro yap derim. Altın yap derim mesela. At kenara altın olarak dursun derim. Çünkü yatırım aracı bunlar derim. Bunlar sürekli değer kazanıyor derim. Kaldı ki şu anda anlaşma yapsan belki de yıl bitiminde şu anki TL karşılığının 1.5 belki 2 katı olacak. Ya böyle bir teklif görmezden geliniyorsa ortada başka bir olay vardır. Tahir Kum İhalede son durum arkadaşlar. Bir teklif daha vermişler. İhaledeki teklifi biraz daha arttırmışlar. Saran Grup 143 milyon euroya çıkmış. Artı 3. BN Sports 4.2 milyar TL. Hemen hesaplayalım şekerim. 4.2 milyar TL. Bölelim 33'e. 127.272 milyon euro olmuş. Yani ee... Ben mi yanlış böldüm? Nasıl 127 çıktı ya? İnanılmaz. Değil mi? İnanılmaz. 127. Neyse 127 diyelim. Yani 127'ye çıktı diyelim. 127 milyon euro. 127 milyon euroya çıkmış birisi. Öbürü 143'e çıkmış. Şimdi aradaki 16 milyon euroluk fark. Bunu da geçtim. Kritik nokta BN Sports euro olarak verilmesi gereken teklifi TL olarak veriyor. Artı Teminat mektubu yok. Yani size şu teminatı veriyorum yok. Canım istedi çekiliyorum. Her türlü hak BN Sports'un idi. İhale şartnamesine göre BN Sports'un diskalifiye olması gerekiyor. İhale şartnamesine göre. Yani Türk futbolunu dizayn edenler, Türk futbolunun içine edenler Tahir Kum'un açıklamalarına göre BN Sports'u diskalifiye edip saranla devam etmek zorunda. Hadi onu geçtim. Yani net 143 milyon euroyu veriyor. TL değil, euro olarak veriyor. Saran grup euro olarak veriyor. Ve teminat mektubu da veriyor. Kulüplerin %95'i. Hayır, bir kulüp hariç adını anmak istemiyorum, zikretmek istemiyorum. Hangi kulüp olduğunu söylemek de istemiyorum arkadaşlar. Şimdi yanlış anlaşılmalar mahal vermek için hangi kulüp olduğunu bilmeyin. Yani hangi kulüp olduğunu söyleyemem. Bu nereden çıktı ya? Hangi kulüp olduğunu söyleyemem. Kulüplerden biri saran grubu istemiyor. 19 kulüp de istiyor. 19 kulüp de istiyor. Bun, o iyi de hocam bunlardan küme düşecek falan var. Olsun şu anki şartla mevcut istemesi lazım. 19 kulüp istemiyor bir kulüp istiyor. Bien Sports'u da 19 kulüp istemiyor bir kulüp istiyor yine. Saran'ı bir kulüp istemiyor 19 istiyor. Bien Sports'u bir kulüp istiyor 19 kulüp istemiyor. Ve şu anda Saran'a da şey Bien Sports'a daha yakınmış. Ya İnanabiliyor musunuz? Bak Ali Koç yayın ihalesi komisyonun toplantısına katılıyor. 29 Şubat arkadaşlar. 29 Şubat'a kadar ee, tamamlanması bekleniyor. Yani 29 Şubat'a kadar bitmesi bekleniyor. Bilginiz olsun. Anadolu kulüpleri gözünüzü açın. Arkasından gittiğiniz takımın TFF'sinin size kurduğu kumpası görün. Aptal olmayın. Geri zekalı olmayın. Bugün Euro 33 ama hep aynı şekilde kalacak. Değil mi? TL. Euro 33 TL aynı kalacak. Euro belki 40 olacak. Belki 60 olacak. İnşallah olmaz. İnşallah de kalır. Seneye belki bu zamana euro belki 66 olacak. Hiç bilemezsiniz. Biz şu anda hangi aydayız? Şubat ayındayız. Şöyle yapalım. 14 Şubat 2023 Euro kuru. Merak ettim. 18 lira 84 kuruş. Ha bu dolarmış. Dur serbest piyasadaki dolar euro 20 lira 22 kuruşmuş arkadaşlar. Yani 20 lira 22 kuruş. Aşağı yukarı %50 artmış. %50'den daha fazla artmış hatta. %60'ı bulmuş. Anlaştık mı? Bak bir sene öncekiyle kıyaslıyorum. Bir sene sonra bana kaç olacaksın olacağını söyleyeceksiniz. İddianız var mı şu kadar olur bu kadar olmaz diye. Yani merak ediyorum. Bugün ben size bir şey söyleyeyim. E, Göksel Gümüşdağ zamanında işe giren hakem olan Volkan Bayarslan'la Erkan Özdamar bugün hakemler için yapılan koşullarda koşamamış. Yani Galatasaray bu hafta iki adamından eksik çıkacakmış maçlara. Haberiniz var mı? Düşünün iki tane süperlik hakemi koşullarda koşamıyor. Böyle bir rezaletin içindeyiz biz ha. Biz böyle bir şeyin içindeyiz. Göksel Gümüş Galatasaray'la Malatasaray'dan iş olmaz. Zamanında Ali Aziz Yıldırım da canlı yayında bombalamıştı. Ama Anadolu kulüplerine söylüyorum. Gözünüzü açın. Arkasından gittiğiniz kulübün TFF'sinin kumpasını görün. Anlatabiliyor muyum? Bugünkü paranın belki de iki kat olacak seneye. Saran'ın verdiği para. Ama Biyen Spor'sa anlaştınız, her güne lanet edeceksiniz. Azıcık dik durun. Azıcık onurlu durun. Maça çıkmıyoruz deyin. Arayın Ali Koç. Biz maça çıkmıyoruz deyin. Eğer <laughs> bu ihale BN Sports'a verirse maçlara çıkmıyoruz. 10 kulüp birden çıkmayın. Hepinizi düşürsünler. Fenerbahçe'de daha hiç sıkıntı değil. Dik durun. Şimdi bak bir kez daha diyorum. Bir takım hariç herkes saran medyanın kabul edilmesini istiyor. Bir takım dışında da hiç kimse BN Sports'u istemiyor. Not bir kez daha söylüyorum. Bu 14 Şubat. Bakın. BN Sports çıktı dedi ki arkadaş dedi o 143 mü veriyor? Ben de 150 milyon euro veriyorum. Al sana da teminat mektubu dedi. O zaman BN Sports'u seçin. Lafım yok benim. Alışılmış. Devam edeceğim. Bak lafım yok. Bir TL ödeyecek. Öbürü döviz ödeyecek. Yani döviz arttı. 40 oldu. Öbürünün para aynı. Yurt dışından herhangi bir ülkeye yayın hakkını sattı. Para yine aynı. İyi de hocam saranda da aynı. Saranda da aynı da adam bu işten para kazanma peşinde. Adam bu işin ticaretini yapma peşinde. Ve ee, yani 140 milyon euro artı teminat mektubunu belirliyor saran. Ha şunu da söyleyeyim. Kulüpler bile 140 milyon euronun az olduğu görüşünde. Ben e, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim duyduğuma göre kulüpler bile 180 milyon euro olarak belirlemiş. 180 milyon euroya çıkıldığı anda e, hani hangi kurum kuruluş 180 milyon euroya çıkarsa kabul edilecek deniliyor. Ama 2 günde 3 günde bu olacak iş değil. Bu artacaktır. Bakın. Gelin şunu yapın. Gelin şunu yapın. Saadettin Saran'ın, onun, bunun, şunun ben geçtim hepsini. Ben merak ediyorum. TFF'nin bu şey aşkı, Galatasaray'ın TFF'nin bu BN Sport aşkı nereden geliyor? Nereden geliyor? Arada ne var? Kim ne alıyor? Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Geçen hafta bir anda Dursun Özbek, Ali Koç için niye Kulüpler Birliği Başkanlığı'na istifa etmeli dediğini şimdi anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Niye TFF Başkanı ile Galatasaray Başkanı iki kez? gizli görüştü. Anladınız mı arkadaşlar? Anladınız mı yayın ihalesinin olayını? Anladınız mı arkadaşlar? Durduk yere dursun Özbey. I. Ya ben size şunu söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın nefretimden, düşmanlığından, kinimden demiyorum. Ben Türk futbolu için diyorum. Ha Aziz Yıldırım da, Ali Koç da Türk futbolu aman yüksek paralar alsın diye çırpındılar. Şu an dünya hani kulüplere göre dünyanın en kötü iki insan Aziz Yıldırım ve Aziz Ali Koç. İkisine göre. İkisine göre bunlar. Bak dikkat edin ortada hiç yok. Yani ortada hiç büyük ekşi yok. Farkında mısın? Hiç piyasada yok bak. Normalde reklam ederdi. Neyse Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Ben teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Hocam sence ne olur? Bence saran grup alır. Şunu da söyleyeyim. Ben federasyonun yerinde olsam. Bakarım ki tepkiler alır. Derim ki Saran'a vereyim. Saran Fenerbahçe başkanı nasıl olur? Fenerbahçe şampiyon olmazsa Ali Koç istese de durdurmazlar. Hiç kimse istemez. Ben de dahil. Hiçbirimiz de istemeyiz. Derler ki ulan biz var Fenerbahçe'ye adaleti sağlayalım. Lig adaletli olsun. Fener şampiyon olursa olsun olamazsa kendi bilir. Desin adaleti sağlasın. Zaten o zaman Fenerbahçe şampiyon olur. Ali Koç'a bir dönem daha dur derler. Bu sayede Ali Koç bir dönem daha devam eder. Saran da burayı alır. Herkes de mutlu olmuş olur. Bir takım hariç onlar zaten hep mutsuzlar. Onların çevirdiği şeyi ben anlamıyorum. Ee, dümeni. Ama bir kez daha söylüyorum şuraya. Bu masadaki dümeni çok merak ediyorum. Bu masadan çıkacak sonucu çok merak ediyorum. Tarih sizi yargılar. Tarih sizi yargılar. Bugün herkese şirin gözüküyor olabilirsiniz. Ama tarih sizi ciddi manada yargılar. Takımlarınız da yargılar. Kulüpleriniz de yargılar. İçinde bulunduğunuz görevle yargılar. Elinizi vicdanınıza koyun. Türk futbolu için çalışın. Milyonlarca insanın kaderi size bağlı. Milyonlarca çocuğun size bağlı. Sayenizde bu sene 180 milyon euro oldu. Bir sonraki ihalete garanti veriyorum 200 milyon euroyu geçer. Ondan sonra yine 220, 250, 300, 500. Bu paraları bizim görmemiz için artık bunların olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bir de şunu çok merak ediyorum. Biz niye sürekli dışarıya pazarlama peşindeyiz? Kendi evlatlarımıza verelim. Kendi kanallarımızdan yayınlayalım. TRT'den yayınlayalım. Saran'dan yayınlayalım. Ben şunu da söyleyeyim. ve Saran'ın projelerinden bir. Her hafta bir tane maçı Anadolu maçını TRT'ye MRT'ye pazarlayacak arkadaşlar. TRT yayınlayacak. Düşünsene şifresiz Anadolu maçı izleyeceksin. Süper Lig'in fragmanı gibi. Özet. Niye 45 dakika bekliyoruz biz özeti? Ciddi söylüyorum. Biz maçın bitiminde niye 45 dakika özet bekliyoruz? Niye maç biter bitmez özet izleyemiyoruz? Niye 10 dakika sonra izleyemiyoruz? Hiç düşündünüz mü? düşünün. Yakında bunları da görebilirsiniz 5 dakika içinde 10 dakika içinde. Aktaracaklarım bu kadar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hakkımızda hayırlısı olsun. Allah Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Özellikle Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. Çünkü diğerleri karşı tarafın yanındalar. İnşallah onlar da akıllanıp doğru tarafa geçerler. Ya da en azından tarafsız olurlar. Görüşmek üzere.